sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Knight Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. GB düşük olduğu zaman bu tayfa gidiyor. Çünkü şeyi karşılamıyor. Şu an 60, gitmez. 60 liranın altında gidiyor. 60, dediğim gibi şeyi karşılayamıyor. Pus masraflarını. Evet. Bak oradalar. Ve 2-3 kişi dönüyorlar ya. 2 kişi. Koymuş takılar, ikilemiş flamelikleri. Full MP set yapmış. Adam dönüyor. Elinde de kuatik filan 7 var. Baksana şu tayfaya ya. Evet. 7-24 TS'liler. Ne yapıyor 7-24 bilgisayar başına TS mi basıyor bu adam? Program basıyor hepsinin bunların işte. İşte. O ne lan 8 tane çarı içe ne yapıyor? Ya, bunlar şey görevci işte, adam görev yapamıyor gibi gibi. Bir golemlere falan da baksana bir. Şeye gideyim. DM'ye gideyim. Dark Mare'ye gideyim. Yani şöyle, bu Half-Troll'de orada burada gerçekten legal olarak farm atan adamlar var. Adamın 50 tane, 100 tane bilgisayarı var. Orada legal olarak atıyor. Ama son dönemlerde bu illegale döndü. Son bir ay, iki ayda. Bak bu hala buradalar. Ve şunu dönet. Bunlar muhtemelen şeydir ya. Şunlara bakalım. Tam Dark Mare mi bu? Bu slotları böyle uzaklaştırsalar ne olur kanka? Şunu bile dönüyorlar direkt Mare'yi. Oğlum bu ne ya? Yani. Boku çıkmış şu anda. Bir parti oluyordu burada. Üç parti var. Şunu bile dönenler var kanka. En büyüğü değil mi bu? Bunda ölmez mi bunlar? Yok, bu da Dark Mirror herhalde. Sorda mı Dread var? Dread mi kesiyorlar burada? Kanka bu Dread, şuna baksana. Oha. Bunu kesiyor. Ölmüyor bu adamlar be. Oğlum Jenny yok bunların kafasında. Bir kişi de var, dikkat ediyor musun? Evet, mi? Birinde var. İki kişi var, iki kişi de filan. İç içe giriyorlar, kal atıyor gibi, anladın mı? Kal atınca ne yapıyor? İç içe oluyor veya kozla şey oluyor. Gözükmüyor. Burada toplasan 2-3 kişi de Jenny'ye var. Sen şey zannediyorsun, herkes de var. Geniye uzaktan böyle var, hepsi böyle parlar değil mi? Evet. Burada yok. Ya da dragonlardan falan da gözükmüyor olabilir de. Şey yapsana bir, goleme git bir de. Ama biri yazıyor, onlardan biri herhalde. Human Satyros gibi yapsalardı, yok slotu diyor. Ha, ya dağınık mı? Ne slotu var ki? Böyle dağınık yapacaklar bence kanka ya. Ne diyorsun o işe? Kanka adam dağıtır bu sefer çarları. Ne değişecek ki? Kesemez. Dark Mare'yi nasıl kesecek? Golem dağınık, adam dönüyor. Tamam ama Dark Mare'yi nasıl kesecek kanka? Bir hayatı da dağıtsan. Bir tanesine mi koyacaklar geneyi? Yani. Veya kaldırıp bence ne yapacaklar biliyor musun? Silver Bar'ı kaldırsalar orada Silver zaten dönmezler ki. Silver Bar'ı kaldırmayacaklar kanka. Onu gideceksin CZ'ye koyacaksın bence. Ha, olabilir. CZ'de koy bir yere. Drop'unu tamam da yükselt. Drop'unu da yükselt. Elle oyna gitsin gaz. Bu ezik insanlar bilgisayar başında, işte pandemi gibi süreç oldu ya, o adamlar yani orada hem PK döner hem insanlar orada bir savaş verir. Ama böyle abartı da olmayacak ki, aş köpek tayfa var ya bu ittifakçılar, girmeyecek evet. Oraya. O seviyede atmayacak yani. Bir ara boştu bu Half-Troll DMM, kimse dönmüyordu. Gene işte ortalık duruldu, gene illegal dönüyorlar. Bir tek Golem falan doluydu. Bazı serverlarda Satyros, Matyros doluydu. Şimdi gene adam Dark Mirror'da bir parti bile olmuyordu. 3 parti koymuş oraya, baksana. Artık yani boku çıkmış. Bak şuna misal. Hep 7-24. Bir çar. Bunlar da herhalde level kasıyor onlara. Ya insanlar da bu sefer şey düşünüyor. Aha bura boş ama. Ne hayır. Yok. Bu partiyi kuruyor herhalde. Hmm. 2 çar. Bunlar yeni başlamış. Öbür taraftakiler şey... Kumandakilerin %80'i şey ekibinin, anladım onları. Çünkü ben ta krallık zamanı biliyorum bu muhabbetleri. Şimdi botta falan bir de böyle bir pres koyuyor falan. El düşürmeme bilmem ne, bayağı bir şeyleri var bunların. Yani artık illegalliğe iyice dönmüşler. Burada ne atıyor? Çöpleri iyi atıyor. 500-600 çöp kal yani. Çöplük. Para da iyi, var. Pot da iyi atıyor. Hiç pot harcamıyorsun burada mesela. Giderse yani kendini amorti ediyor pot. Tabii tabii. Çıkan potlarla dönebiliyor çarlar. Kişi, yani 8 kişi kursan burada 1K atsa. 1K atar mı? Atar. 8 kişiden. Atar. Hadi şey at. 800 koyacağız. Yine güzel para yani. Yok. DC Pre var ya çarlar zaten. Herkes yani 3 tanesinden ikisinden pot çıkıyor zaten. Tamam. Bir skill vuruyorsun ölüyor zaten yaratık. Her türlü amorti ediyor. Bilmiyorum yani bu oyun ne olacak.
Ama CZ'yi daha aktif hale getirmeleri lazım ya bu PK atan insanı. Bu CR görevleri falan böyle görev getiremezler mi canım? Misal örnek. Belirli bir saatlerde o görev açılacak. Misal 100 adam kes sana bu hediyeler. Misal örnek 2 tane SC. Ben de işte aynı onu söylüyorum bu yani. Bu PP'ler de yıllardır var. Bunu evet. Buna mantık getirseler PK canlanır. Bak mesela o green meter'ler falan çok iyi mesela. Hı-hı. 15 tane insan kes bilmem ne yap işte karşılıklıdan. O çok iyi ama şey sıkıntı işte başka bir şey yok. 15 tane adam kesip adam çıkıyor CZ'den. Çıkıyor. Bowl'dan çıkıp gidiyor. Sen oraya başka şeyler ekle abi. Ne bileyim bu yeni asist sistemi getirmiş mesela. 1 2 kill 3 kill alıyorsun ya. Hı hı. 3 tane adam üst üste kestiğinde 3 kere o seriyi tamamladığında mesela bir şey yapsın yani. Bir şey toplasın. Yani bir amacı olsun yapsın, değil mi? Trade edileme yani unique versin, takı versin, SC versin. Ama PK'yı yönlendirsin insanları yani. Ya MMORPG'lerde şu an Amazon bile MMORPG yapmış oyun bug'dan geçilmiyor. Yani bir MMORPG'nin böyle oturması etmesi gerçekten 3-4 sene arkadaşlar. Sistemin oturması, oyuncunun oturması, ne bileyim oyundaki bug'ların oturması. En az 3-4 sene. O zamana kadar zaten hızlı çözülemiyorsa bir şeyler millet bırakıp gidiyor. Black Desert bence dünyanın en iyi MMORPG'si. Oynayan var mı? Yok. Değil mi? Aç bakayım kaç kişi izliyor Twitch'te. Doğru. Ya da kaç kişi Steam'de oynuyor. Ya bu oyunda ben şunu anladım. Oyunda düpeler havada uçuşuyor. GB 50 kuruş, 25 kuruş. Oyun hala oynanıyor yani. Evet. Misal sen de konuştun ya. Sen dedin ya GM olduğunda bu oyun kaç sene gider? 5 sene dedin. Ben de sana dedim bir 5-6 senesi var. Gidecek ya gidecek bu. Evet. Yani belli değil. Bir yeni server gelse direkt 30k oyuncu geliyor oyuna işte ya. Biz bu muhabbeti işte 2016'da yapmıştık. Bir oyun 5 seneye ömrünü doldurur dedik. Gökhan'la dün konuşuyoruz. Ben de dedim 5 sene. O da 5 sene falan sonra biter bu oyun diyor. Lan 5 sene önce de onu konuşuyorduk. Ve oyun gittikçe de kalabalıklaşıyor, evet, çoğalıyor, değerleniyor. Yani ne zaman biteceği bir anda da bitebilir. Ya şu an 50 kuruşa düşse GB zannetmiyorum oynanacağını. Evet. Yani bu sefer doğru. Çünkü oyunun %90'lık kesimi oyunu para için oynuyor. Farm için oynuyor. %10'luk kesimi de PK atayım. Onun için oynuyor. Zaman geçsin. Yusufcum onun illaki bir çözümünü yine bulurlar. Ya yani. İllegal adam onun çözümünü nasıl bulamasın abi? Bulur. Bulur yani. Şu anki bot birisi slota yaklaştığı anda cini açıyor. Normalde açmıyor. Hı, işte bak, o var ha. O var. Ya büyük bir tane ihtimalle orada kapalı şu an, tamam mı? Sen gittiğin için açıldı onda. Bana çocuğun teki dedi ki abi dedi şey ekibi anla hangi ekip bu COSP'u kullanıyor dedi. COSP değil yazılımını kullanıyor dedi. Bana yazılımın videosunu izletti. Yazılımda ne biliyor musun? Biri mi geliyor? Hepsi tık uzaktan seni görüyor onu evet, açıyor. GM slotları mı dönüyor? İllegalden direkt normale mi dönüyormuş? Tohum mu atıyormuş? Çallar bir şey yapıyormuş evet. Yani. Her şey var dedi abi dedi. Her şey var. O derece diyor. Ya zaten adam oyunda bile kontrol etmiyor şu an botu. Site gibi arayüzü var. Oradan her şeyi görüyor. Çarın potu azaldı diyor. Bak bot. Potu azaldı. Üzerinde para bitiyor. Elindeki silahın yerini değiştiriyor. 2-3 tane silah alıyorlarmış bunlar. 1-2-3 tane diye. Onları yandıkça değiştiriyormuş. Her şeyi yapıyor şu an abi. Yani legal gözükebilecek her şeyi yapıyor. İşte ona da bir türlü çözüm bulacaklar ama mesela boss tarama diye bir şey vardı oyunda. Boss tarıyordu insanlar. Evet, 1,5 evet, sene, 2 sene tamam. Çok banlandı bu adamlar ama gizli gizli hala bir şeyler yapabilen, yapmaya çalışanlar vardı. Çözüldü. Hani geçecek biraz süre. Yapacak bir şey yok. Bu adamların da oyundan komple silinmesi için biraz süre geçecek abi. Eskiden tren vardı, şimdi bunlar var. Maalesef böyle ilerliyor. Şimdi de arkadan yeme mi var? Gerçekten adama ben staff atamıyorum can. Evet. Atamıyorum yani. O yasak aslında. Onu videoya çekip atman lazım. Atamıyorum. Staff atamıyorum. Var öyle 3-4 tane şerefsiz kullanan. Atamıyorum. Staff at. Hele ki TPM'ciler. Melen'in TPM'ci. %90'ında var. Evet. Hepsi kullanıyor. PDS'ler de yapıyor. Yapışıklar. Tren olayı ne? Bir tane adam bir bilgisayardan 8 karakter sokup tek komutla oyun oynuyor. Boss kesiyor, mos kesiyor. Ha mantikor diyorlar. Bu mantikora böyle bir salakça laflar var. GM'nin çarları filan. Ha onu diyorum işte. Bunlar ban yemedikçe ve entry game burada harekete yeteri kadar geçmedikçe ya da Zinecode her kimse. Hı hı. Bu sefer söylentiler çıkıyor işte. GM'in arkadaşı. Ne alakası var? GM'in çarı. Çarlar bunlar işte. Burada illaki hep bir çar oluyor. Kaldır bu slotu. Dert bitsin.
Bir de çok tuhaf yani. Baksana yaratıklar ayakta, doğru düzgün dönemiyor falan. Bu ne bırakıyor bu adama? Ya ben bırakmasa anlamıyorum. Bırakmasa da durmazsın ama can ya. Bir de o var. Bir de işte yani büyük ihtimal bot var bunlarda. Şey yapıyor, gidiyor. Dümdüz satıyor, geliyor, geri geliyor. Evet. İşte hiç uğraş vermiyorsun. Mesela bunda makro var şu an. Bu bot değil. Bu makro. Kadar hızlı vuramaz değil mi? Yok, Wolf atarken döndü. Yani Jin'i bak, Jin'i Wolf atarken şeye dönmez, başka bir yaratığa. Ya da şimdi şuna döndü ya, Jin'i ona döndüyse ya vurur ya da ona doğru koşar. Değil mi? Ona döndü yönünü, ama koşmuyor. Bu makro. Şey evet evet doğru diyorsun, yönünü şey yap. Wolf atarken de şey, Jin'i dönmez. Peki. Wolf'u atar sonra Z'yi alır. Doğru, şu Wolf'u bir bekleyelim mi? Zaten bak şuraya dönüyor ya orada uzaktakine, tamam, vuramıyor. Tamam, vuramıyor. Buna ya koşması lazım botun şeyin, Jin'in. Ya da Z'yi almaması lazım. Bak, aldığına göre makro bu zaten. Dönüyor böyle, doğru diyor. Bot diyen var da yok, makro bu büyük ihtimal. Bot da olabilir altında, bilmiyorum ama makrosu açık. Botla peki bu skill'i uzağa vurdurtturabilirler mi? Vuruyormuş. Skill uzağa daha uzağa vuruyormuş. Nasıl zamanında uzağa DB atıyorlar da. Aynen aynen. Onu da yapalım. Bir yarım el falan da varmış, hızlı atıyor falan. Var yani, bu adamda da var. Yani. Buralar ya, günde adamı 50'ye bıraksa kar diyordur belki. Evet. Ya. 50'ye masraflar. 10 tane çarı var abi, 5 gold var günde. 500 lira kazanıyor bu adam. Yani hiçbir şey yapmıyor. 10 tane bilgisayarı var. 100 lirasını elektrik verse 400 lira. Cebe Allah bereket versin. Doğru. Bir de buna bakalım. Ellerini aldı, itemi hayrı yok. 60 bin leveller. Hep aynı kişilerin çarıdır. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.